Neymiş bu? Telgraf, postacı getirdi. Hayırdır inşallah. Hoş geldin. Merhaba Rıza Bey amca. Hoş geldin Lale. Nasılsın Nezahat teyze? Hoş geldin Laleciğim. Yasemin yukarıda. İyi, ben yukarı çıkıyorum o zaman. İyi haber mi? Çok iyi haber. Kardeşinle oğlu geliyorlarmış. Galatasaray Lisesi'ne Deniz'in kaydını yaptıracaklarmış. Sahi mi, ne zaman? Oku. Sağ olasın. Hatırladın mı? Hayır. Son geldiğimizde çok küçüktün tabii. Vay canına, çok güzelmiş. Böyle bir ev varken niye yatılı okula gidiyorum ki ben? Hay lanet. Deniz değil de Tom Mix konuştu yine. Bütün Tom Mix kitaplarımı evde bıraktım baba. İyi, aferin. Hadi içeri girelim artık. O geri döndü. Farkımda bile değil. Dayımlar geldi. Çok özlemişim sizi. Hoş bulduk. Emine koş bir çay koy. Yanına puf böreği de yapalım. Yoldan geldiler, acıkmışlardı. Hemen hanımım. Hoş geldin dayıcığım. Kız sen daha da güzelleşmişsin. Aman dayı. Deniz de neredeyse boyuma gelmiş. Yakında seni geçeceğim. Erkekler daha uzun olur. Öyle mi? Hadi bakalım. Artık bana kavalyelik de yaparsın. Kavalyelik mi? O da ne? Anlamaz ablası afili laflardan. Anadolu çocuğu o. Ne yapsın? Siz birkaç ay sonra görün benim oğlumu. Prens gibi olacak. Hadi çay hazır olana kadar Deniz'e odasını göster. Gel. Ne var Allah aşkına o torbada? Sorma abla. Neredeyse yatağa o torbayla girecek. Hep yanında. Siz zengin misiniz? Annem halimiz vaktimiz yerinde diyor. Zenginsiniz yani. Annemle bu bayramda gelecektik ama ben ateşlendim. Biliyorum, babam söyledi. Boş ver artık, nasılsa ben buradayım. Ne var bunun içinde? Bu sene mandolin kursuna gittim. Sahi mi? Ne güzel, çalabiliyor musun peki? Hay bin şeytan, tabii çalıyorum. Hadi o zaman. Küçücükken başucumda bana ninni söylerdin. Benim annem, güzel annem, beni al kollarına. Ay kurban olurum ben ona. Duyuyor musun Rıza? Duyuyorum tabii. Bayağı çalıyor kerata. Tıpkı rahmetli annesi gibi kabiliyetli. Kaydını yaptırdın mı oğlanın? Yarın sabah işte. Tren istasyonuna gitmeden okula uğrayacağım. İyi. Tahsil çok önemli. Bak, başbekir bile azmetmiş, sonradan üniversiteyi bitirmiş. Aman oğlum onu örnek almasın da ne yaparsa yapsın. Niye yaranamıyor bu adam, sizi anlamıyorum ya. Enişte adam resmen diktatör gibi davranıyor. Baksana. Yine bir gazete kapattılar. Neymiş? Aleyhte makale yazılmış. Bu konuda dayım haklı babacığım. En sevdiğim mizah dergisi. Bir karikatür yüzünden kapatıldı. Karikatürden bu kadar korkuyorsanız kötü niyetli kişiler bir kabahatiniz olduğunu düşünmezler mi? Bak sen. Aferin kız sana. Kafan çalışıyor. Lise bitti. Şimdi ne düşünüyorsun? Güzel Sanatlar Akademisi'ne gideceğim. Tabii. Ben de niçin soruyorum ki? Bu kızın doğduğundan beri elinden fırça düşmedi. Çay hazır Nezahat Hanım. Çocuklara da haber veriver.
Umut yok mu Hüseyin? Karbüratörden galiba komutanım. Desene sen pek anlamıyorsun bu işten. Yardım istesek iyi olur komutanım. Ben bir koşu kasabaya gideyim. Hay Allah. Aksiliğe bak şimdi. Hayrola komutan? Sorma Halim ağa. Bizim külüstür su koyu verdi. Oho, işi uzun. Zaten buraya kadar geldiğine şükredin. Nereye gidiyordunuz? Aslında İstanbul'a. Ama Hüseyin bizi tren istasyonuna kadar götürecekti. Deniz'in kaydını yaptıracağım da. Galatasaray Lisesi'ne. Oo, ne haber Deniz? Artık İstanbullu mu olacaksın? Merhaba desene oğlum. Merhaba Halim amca. Merhaba, merhaba. Ben de İstanbul'a gidiyorum. Sizi de götürürüm isterseniz. Vallahi ne yapsak? Tamam, sana zahmet olacak ama. Ne zahmeti canım? Hem ben gidiyorum zaten. Yolda ahbaplık ederiz biraz. Hazır gibi yetiştin Halim ağa, sağ ol. Vatan sağ olsun. Seni kaderinle baş başa bırakıyoruz Hüseyin. İyi yolculuklar komutanım. Merak etmeyin, ben hallederim komutanım. Sen niçin gidiyorsun İstanbul'a? Arabayı satıyorum. Nakde ihtiyaç var. Bu gidişle tarlayı, bahçeyi satıp İstanbul'a göçeceğiz. Öyle görünüyor. Ne oldu? Başvekilini eskiden toprak eken biri diye pek seviyordun. Aman boş ver komutan ya. Başvekil artık opere dinliyor, opere. Midem bulamıyor değil mi Deniz? Hayır baba. O kadar söyledik sana. Demokrat Parti'ye oy verirken iyi düşün diye. O zaman böyle miydi komutan? Biz de amak değiliz ya. Ama şimdi her şey çok değişti. Maalesef öyle. Yani ne olacak bu memleketin haline geldik? Hah, geldik geldik. Ama bu gidiş iyi değil, ben sana diyiverim. Değil, hiç değil. Hı hı. Hem de hiç değil. Sağ olasın. Hatırladın mı? Hayır. Son geldiğimizde çok küçüktün tabii. Vay canına, çok güzelmiş. Böyle bir ev varken niye yatılı okula gidiyorum ki ben? Hay lanet. Deniz değil de Tom Mix konuştu yine. Bütün Tom Mix staplarımı evde bıraktım baba. İyi, aferin. Hadi içeri girelim artık. O geri döndü. Ama benim farkımda bile değil. Dayımlar geldi. Çok özlemişim sizi. Hoş bulduk. Emine koş bir çay koy. Yanına puf böreği de yapalım. Yoldan geldiler, acıkmışlardı. Hemen hanımım. Hoş geldin dayıcığım. Kız sen daha da güzelleşmişsin. Aman dayı. Deniz de neredeyse boyuma gelmiş. Yakında seni geçeceğim. Erkekler daha uzun olur. Öyle mi? Hadi bakalım. Artık bana kavalyelik de yaparsın. Kavalyelik mi? O da ne? Anlamaz ablası afili laflardan. Anadolu çocuğu o. Ne yapsın? Siz birkaç ay sonra görün benim oğlumu. Prens gibi olacak. Hadi çay hazır olana kadar Deniz'e odasını göster. Gel. Ne var Allah aşkına o torbada? Sorma abla. Neredeyse yatağa o torbayla girecek. Hep yanında. (Gülüyor)
Siz zengin misiniz? Annem halimiz vaktimiz yerinde diyor. Zenginsiniz yani. Annemle bu bayramda gelecektik ama ben ateşlendim. Biliyorum, babam söyledi. Boş ver artık, nasılsa ben buradayım. Ne var bunun içinde? Bu sene mandolin kursuna gittim. Sahi mi? Ne güzel, çalabiliyor musun peki? Hay bin şeytan, tabii çalıyorum. Hadi o zaman. Küçücükken başucumda bana ninni söylerdin. Benim annem, güzel annem, beni al kollarına. Ay kurban olurum ben ona. Duyuyor musun Rıza? Duyuyorum tabii. Bayağı çalıyor kerata. Tıpkı rahmetli annesi gibi kabiliyetli. Kaydını yaptırdın mı oğlanın? Yarın sabah işte. Tren istasyonuna gitmeden okula uğrayacağım. İyi. Tahsil çok önemli. Bak, başvekil bile azmetmiş, sonradan üniversiteyi bitirmiş. Aman oğlum onu örnek almasın da ne yaparsa yapsın. Niye yaranamıyor bu adam, sizi anlamıyorum ya. Enişte adam resmen diktatör gibi davranıyor. Baksana. Yine bir gazete kapattılar. Neymiş? Aleyhte makale yazılmış. Bu konuda dayım haklı babacığım. En sevdiğim mizah dergisi. Bir karikatür yüzünden kapatıldı. Karikatürden bu kadar korkuyorsanız kötü niyetli kişiler bir kabahatiniz olduğunu düşünmezler mi? Bak sen. Aferin kız sana. Kafan çalışıyor. Lise bitti. Şimdi ne düşünüyorsun? Güzel Sanatlar Akademisi'ne gideceğim. Tabii. Ben de niçin soruyorum ki? Bu kızın doğduğundan beri elinden fırça düşmedi. Çay hazır Nezahat Hanım. Çocuklara da haber veriver. Gelin. Uyandın mı? Evet babacığım. Doğum gününü herkesten önce ben kutlamak istedim. Çok teşekkür ederim babacığım. Beğendin mi? Bayıldım. Hemen takacağım. Hadi herkes sofraya. Hadi gel. Bekletmeyelim sofrayı. Aşağıda misafirlerimiz var. Daha sonra takarsın. Tamam babacığım. Kahvaltı hazır. Hadi bak, kalan sesleniyor. Onunla oynama diye kaç kere söyledim Deniz? Bakıyordum baba. Okuduğun resimli kitaplardaki gibi değil bu. Gerçek bir silah. Oyuna gelmez. Al bunu. Halanı üzme, tamam mı? Ben sık sık gelmeye çalışacağım. Şimdi benden ayrılmak zor geliyor, biliyorum. Ama sonra dua edeceksin. Okulunu bir gör bak. Bir sürü arkadaşın da olacak. Bizim oradaki Mehmetçik Ortaokulu'na gitseydim keşke baba. Mehmetçik Ortaokulu mu? Orada öğretmen bile yok. Hadi topla kendini bakalım. Sen asker çocuğusun. Ağlamak yakışıyor mu sana hiç? Bitti mi? Bitti. Aferin benim oğluma. Bak işte böyle. Aşağı iniyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Baba. Deniz aşk olsun ama. Burada kaldığına sevinmedin mi?
Baba. Bak seninle akşamüstü gidip dondurma yeriz. Baba. Sonra yazlık sinemaya gideriz. Yasemin ablan sana resim yapmayı öğretir ha? Tabii ya. İstersen şimdi de dondurma yeriz. Ben pastaneye gidiyorum, sen de gelir misin? Hayır. Deniz bekle. Altından verdim bu seyi. Hatırlasın.